Evet, salondan sorularla başlıyoruz. İlk soru şöyle. Enam suresinin 125. ayetine göre Tahavi'nin son söylediği şeyler doğru değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu ayeti birkaç kere burada okumuştuk ama demek ki bu soruyu soran arkadaşımız denk gelmemiş. Allah-u Teala burada şöyle diyor. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi yola gelmesini murad ederse, irade ederse, göğsünü İslam'a açar. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ Kimin de yoldan çıkmasını irade ederse, يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا Göğsünü daraltır, sıkıntı içerisine sokar. كَاَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَا Sanki göğe tırmanıyormuş gibi yapar. كَذَٰلِكَ يَجَعَلُ اللّٰهُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ İşte Allah-u Teala o pisliği inanmayanların üzerine bu şekilde yığar. Şimdi bu geleneksel meallerden tabi hareketle bu arkadaşımız bu soruyu sormuştur. Şimdi ayet-i kerimeleri kendimiz açıklarsak çok kötü anlamlar ortaya çıkar. Biliyorsunuz Allah-u Teala açıklamayı kendi üzerine almıştır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın buradaki ifadeleri Allah'ın büyük bir merhametini gösteriyor. Fakat bağlamından koparırsanız sanki Allah-u Teala kişiye zulmediyormuş gibi anlarsınız. Zaten o şeyler, tahavi gibi düşünenler bu tür ayetleri özellikle bağlamından kopararak delil getirirler. Öncelikle şunu çok iyi bilelim. Allah-u Teala kişiye yaptığı şeyin iyilik mi kötülük mü olduğunu mutlaka ilham eder. Şems suresinde ne diyor? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah kişiye günahını ve takvasını ilham etmiştir der. Yani bir yanlış iş yaptığınız zaman Allah-u Teala sizin yaptığınızın yanlış olduğunu size bildirir. Bunu hepiniz gayet iyi bilirsiniz. İçinizde bazen bir sıkıntı hissedersiniz. Sonra düşünürsünüz, bakarsınız ben ne kötü bir şey yaptım ki falan, ha şunu yapmıştım dersiniz. Allah-u Teala'nın size o sıkıntıyı hissettirmesinin sebebi sizin o kötü şeyi bir daha yapmanız değil, yapmamanızdır. Onun kötü olduğunu anlamanız ve vazgeçmeniz içindir. Şeyde de iyi bir şey yaptığınız zaman da içiniz rahat olur. Allah-u Teala'nın size o rahatlığı hissettirmesinin sebebi de aynı şeyi bir daha yapmanızdır. Bir daha yapmanızdır. İşte imanın iyilik, küfrün kötülük olması buradandır. Dolayısıyla Allah-u Teala bu insanların içini sürekli daraltır. Sürekli sıkıntılar içerisine sokar. Çatlayacağım, içim sıkılıyor, bunalıyorum derler. Bütün bunlar Allah'ın bir merhametidir ki bu insanlar vazgeçsinler. Ve Allah-u Teala sadece bununla kalmaz. Buna yanlışını açıklayacak birisini de mutlaka gönderir. Yani bir adamla karşılaşır, bir kişiyle karşılaşır. O kişi kim olursa olsun yaptığının yanlış olduğunu bir şekilde buna Allah-u Teala bildirir. Bunu da Tevbe suresinin 115. ayetini açarsak görebiliriz. Bakın burada diyor ki Allah-u Teala وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ Allah bir kavme hidayet verdikten sonra onları sapık sayması söz konusu olamaz. Şimdi hidayet verdikten sonra
Dersin birinci bölümünde okuduğumuz bir ayet vardı. Ahirette insanlara Cenab-ı Hak ne diyordu? Estağfirullah. Ali İmran 106'da yevme tebyaddu vucuhun ve tesfeddu vucuh. Bir kısım yüzlerin ak, bir kısım yüzlerin kara olduğu günde فَاَمَّلَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُمْ Yüzleri kara olanlara اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ inandıktan sonra kafir mi oldunuz denir. O zaman demek ki her insan bu tür şeylerden geçiyor. Bu tür yollardan geçiyor. Diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ yanlış mı? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدِ اِذْ هَدَاهُمْ Allah bir topluma hidayeti nasip ettikten sonra, yola geldikten, onayladıktan sonra onları sapık sayması söz konusu olamaz. Hatta yübeyyine lehum ma yettekun sakınacakları şeyi onlara açıkça belirtmedikten sonra. Yani ne yanlış ne de değil onu ortaya koyuyor Cenab-ı Hak. Peki koyduktan sonra bu kişi ne yapacak? Aklını kullanacak ve o yanlıştan vazgeçecek. Tamam mı? Yani hem Allah-u Teala bunun duygularını baskı altında alıyor, hem de aklını kullanması için buna bir şekilde gerçekleri açıklayan birisini gösteriyor. Nasıl gösteriyorsa gösteriyor. O tabii onun şeklini, şemailini bizim bilmemiz, yani en azından ben bilmiyorum şu anda. Yani bir şekilde yapar. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah her şeyi bilir. Şimdi Allah-u Teala insanı hem bunaltıyor, hem de yapmaması gerekenleri açıklıyor. Ondan dolayı bu En'am suresinin 125. ayetin sonu كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ Buradaki el-rics o şirk pisliğidir. Tamam mı? O inançsızlık pisliğini bu şekilde Allah bırakır. Kimin üzerine? عَلَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ İnanmayanların üzerine böyle bırakır. Ha bir müddet sonra o pisliğe alışırlar. Hoşlanmaya başlarlar. Kendilerine yeni bir yapı oluşur. O başka. Ama yaptıklarının yanlış olduğunu Cenab-ı Hak mutlaka bildirir. Yani ahirette hiç kimsenin itiraz etmeye hakkı kalmaz. Şimdi benzeri bir ayet 10. surenin 100. ayetidir. 99. ayetten başlayalım. وَلَفْشَاءَ رَبُّكَ Eğer tercihi Rabbin yapsaydı, insanlara bırakmasaydı tercihi. Yani diyor ki, diyor ya şeyde İnsan suresinde İnna hedeynâhu sebil Kişiye yolu gösterdik. İmma şakiran ve imma kafura. İster şükreder, ister nankörlük eder. Dolayısıyla o iki yoldan hak ve batıldan birisini kendi seçecek. Yani siz kardeş olarak, baba olarak, anne olarak ne derseniz deyin seçimi kendisi yapar. İşte burada diyor ki velev şa'a rabbuk seçimi Allah yapsaydı, size bırakmasaydı le amene men fil ardi kulluhum cemia yeryüzünde kim var, kim yok hepsi kesinlikle mümin olurdu. Peki yeryüzünde kim var kim yok kesinlikle mümin olurdu diyen Allah-u Teala. Bu geleneksel anlamda böyle bir ayet indirir mi? Bakara, bakın şimdi meali bir okuyayım ben. Hatta sendeki de aynı meal mi? Aynı meal. Farklısı yok. Neyse buradan okuyayım. Bu şeyin Mustafa Kasadar'ın Elmalı'nın sadeleştirilmiş. Ben sadeleştirilmiş mealleri hiç sevmiyorum çünkü bu zatların kendi şeyleri değil ama okuyacağım bakayım. Her kimi hidayetine erdirmek isterse bak şimdi şaile irade arasındaki fark şu. Şimdi Allah-u Teala kural koymuş. Kader o. Yani şu yola girersen sonucu bu yola girersen sonucu bu yola girmiş. Onun sonucunu yaratmadan önce yaratmayı artık murad ediyor. Ama ol demeden önce o kişiyi gereken uyarılardan geçiriyor. Diyor ki her kimi hidayetine erdirmek isterse İslam'a sinesini açar, gönlüne genişlik verir. Her kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onun da kalbini daraltır, öyle sıkıştırır ki sanırsın öfkesinden göğe çıkacak, imana gelmezleri
Allah o murdarlık içinde hep böyle bırakır. İşte şimdi bakın buradan o pislik, o pislik, şimdi müteşabih ayetler var ya, ayet ayet açıklıyor meselesi. Şimdi ben size de göstereceğim, Arapça bilmeyenler de kelimenin sesinden benzerliği anlayacaklar. Yani kulağınıza gelen sesten anlayacaksınız. Şimdi diyor ki burada Allah-u Teala, tercihi Rabbin yapsaydı, şayet tercih etmek anlamını biliyorsunuz. Yeryüzünde kim varsa onların tamamı inanırdı. Efe ente tükrihun nâse hattâ yekûnû mûminin. Bunlar mümin olsunlar diye sen mi baskı yapacaksın? O zaman demek ki eğer Allah-u Teala iman etsin, iman etmesini tercih etseydi zorla imana getirecek. Çünkü bunlar niyetleri yok. Ben bunları zorla imana getirmek isteseydim ben ederdim. Ben böyle bir tercihim yok. Ya Muhammed sen mi baskı yapacaksın bunlara mümin olsunlar diye? Peki ve ma kana li nefsin en tu'mine billahi en tu'mine illa bi iznillah. Hiçbir nefis Allah'ın izni ve onayı olmadan inanacak değildir. İzin onay ne demek? Dersimizin birinci bölümünde konuştuk. İblis Allah'ın varlığı konusunda şüphe ediyor mu? Birliği konusunda şüphesi var mı? Ahirette şüphesi var mı? Meleklere inançta şüphesi var mı? Hiçbirisinde yok. İman bu değil. İman, Cenab-ı Hakk'a güven. Her şeyde Allah'ı tercih ettiğinizi göstermektir. İşte insanlar bilgiyi iman zannediyorlar. İman o bilgi değil. Cenab-ı Hakk'a olan güveninizdir. Onun için güvenin olup olmadığını da kalbi bilen Allah-u Teala onaylar. Başka birisinin bunu tespiti imkansızdır, tamam mı? Çünkü o kişinin gaybıdır. Ondan dolayı Allah'ın onayı olmadan kimse mümin sayılamaz. Onay da sizin yaptığınız gayrete göre ortaya çıkar. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ve yec'alü risse, yukarıda belirtilen o şirk şey, yani imansızlık pisliğini Allah-u Teala yığar alellezine la yakirun, aklını kullanmayanlara yığar. Şimdi bakın, şimdi sesten anlayacaksınız dedim ya ben size. Bakın ve yec'alü risse, Enam 125. Ve yec'alü risse, Yunus 99 şey 100. Aynı sesi, aynı kelimeleri duyuyorsunuz değil mi? Ve yec'alü risse, ikisi de aynı. İşte bu müteşabih hayat bu. Birlikte anlayacaksınız. Aklını kullanmayanlara. Evet. Burada da alellezine la yu'minun dedi, Cenab-ı Hakk'a güveni olmayanlar üzerine. Bir kere Allah'a tam güvenmeden inanmak olmaz. Ben sana inanırım diyen bir kişi ne demiş olur sana? Sana güvenirim demiş olur, değil mi? Ya adama 100 lirayı inandık verdik, o da gitti parayı şöyle yaptı. Orada inandık ne manasına? Güvendik manasına. Onun için güveni olmayanın imanı olmaz. Anlatabildim mi? Yani Allah-u Teala hiçbir kuluna zulmetmez. İsterseniz bakın bir de çok genel bir hükmü var bütün şeylerle ilgili. O da 42. surenin zaman zaman okuduğumuz 13. ayeti. Onun son kısmını okuyacağız. Diyor ki Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Allah tercihte bulunanı kendine seçer. Yani tercihi Allah tarafında olmaksa bir kişinin, Allah onu oraya seçer. Alır yani. Ve yehdi ileyhi, ve o kendi yoluna yöneltir kimi? Men yunib. O yola yöneleni yöneltir. Tamam mı? O tarafa eğer yüzünü çevirmişse, o tarafa gidiyorsa Allah onu yöneltir. O zaman asıl şey nedir? İşte burada bu şeyle ilgili tekrar, yani Allah kimi hidayet erdirmek istiyormuş? O tarafa yöneleni. O tarafı tercih edeni. Peki Allah-u Teala kimi saptırmak istiyormuş? Yanlışa yöneleni, orayı tercih edeni. Peki içini daraltması neymiş?
vazgeçsin diye. Hem aklını kullanması için bir takım akli deliller ortaya koyuyor, hem de kendisini ruhen de sıkıntıya sokuyor ki bu adam buradan vazgeçsin. Çünkü Allahü Teala ve la yarda li'ibadihil kufra, kullarının kafir olmasına rızası yoktur Allah. Allah razı olmadığı bir şeye kimseyi zorlar mı? Hiç olur mu öyle şey? Evet. Râgıp el-İsfahani ve bazı müfessirlere göre melaike, melek kelimesinin çoğulu değildir. Onlara göre melaike, iradeli ve iradesiz bütün varlıkların toplamıdır. Her melek melaikedir ama her melaike melek değildir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben melaikeyi melekin cemi olarak bildiğim için o konudaki yazılara hiç dikkat etmedim ama bir bakalım. Daha sonra konuşuruz. Yani o konu üzerinde bir şeyim olmadı, bir çalışmam olmadı. Evet. Safer ayı belaların birinci kat semaya indiği ay mıdır? Bu ayda 320 bin bela birinci kat semaya iner mi? Kim? Bela. Bela mı? Bela, bela. 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 Ha, belaların hangi gazete yazdı bunu? Hocam Feist'te var. Herkes birbirine de attırdı. Ha, Feist yazmış. Tamam. Ya ne olacak? Atış serbest. Kaç tane demiş o? 320 bin. E siz de 420 bin diye. Ne olacak sanki? Ha? Şey etmiş. Arap'ın birisi gelmiş. Demiş ki merhaba demiş. Yani biz merhaba bizimle aşağı yukarı aynı anda. Öbürü de demiş ki merhab deyin ve nısf. Sana da 2,5 merhaba demiş karşılığında. Bu ne demek ki? Beleş. Parasız olduktan sonra 2,5 demedi. 2500 de ne olacak? Şimdi atmak serbest. Ne olacak? Ne demek bela inecek? Saçmalığın danışkası. Zaten internet şu bu falan burada bir sürü saçmalıklar dolaşıyor. İnsanlar da neyse doğruları pek sevmiyorlar. Yanlışları seviyorlar. Devam edelim. Evet. Adem Aleyhisselam şayet emri yerine getirip isyan etmeseydi imtihan başka şekillerde mi devam ederdi? Allahü Teala imtihan kurallarını Adem Aleyhisselam'a bakarak koymadı. İmtihan kuralları Adem Aleyhisselam için neyse melekler için de o, bütün insanlar için de odur. Bütün cinler için de odur. İmtihan kuralı işte şeyde melekler de çok zor bir imtihandan geçirildiler. Adem Aleyhisselam da zor bir imtihandan geçirildi. Hepimiz de aynı. Adem Aleyhisselam'ın durumu şu. İnnel insane le yatkar ustana diyor Allahü Teala. Şeyde ilk inen surede Alak suresinde insanoğlu kendisini başkasına muhtaç olmaktan çıkmış görünce hemen sınırları aşar. Hani bizim Türkçe'de güzel bir söz vardır. Ayağıma yer edeyim, gör sana neler edeyim derler ya. İnsanoğlu böyledir. Yani o ayetin tercümesi gibi bir şeydir. Birazcık kendisini rahat hissettiğimi tepene çıkar. İşte Adem Aleyhisselam da orada insanların bu genel tavrını göstermiştir. Allahü Teala Adem Aleyhisselam imtihanı kazanabilirdi. Allah-u Teala kuralı onun için koymadı ki, herkes için koydu. Evet. Evet. Dünyayı ahirete tercih edene iman etmemiş insan denebilir mi? Dünyayı ahirete tercih edenler iki kısımdır. Birisi Adem Aleyhisselam gibi, o tercih ettiğini gösterdi biliyorsunuz. İşte yok olmayacak saltanat, efendim ölümsüzlük ki müthiş bir şey yani. Tercih ettiğini gösterdi de ama kendini haklı görmedi. Kimi haklı gördü? Allahü Teala'yı haklı gördü. O zaman kendi günahkar olmuş olur. Şimdi dünya ahirete tercih edenler iki türlüdür. Birisi kendini haklı görür. Kardeşim bu işin şartı bu, usulü bu, adabı bu der. Bir kısmı da haklı görmez. Haklı gören kafir olur. Niye? Çünkü Allah'a güvensizlik ortaya koymuş olur, tamam mı?
Allah'a rağmen bir şeyler yapmış olur. Kendisini haklı görmeyen, suçlu gören de mümin olur. Çünkü Allah'a güvenini gösteriyor. Sen dediğin doğru ya Rabbi. Evet. Evet, Gökhan Şimşek, Avusturya'dan muhtemelen birçok kişinin duygularına tercüman olan bir soru sormuş. O da şöyle. Hocam, vakit namazı için camiye gidiyorum. Hocalar din diye bir sürü hurafe anlatıyorlar. Müdahale etmek istiyorum fakat cesaret edemiyorum. Zaten etsem de fayda vermez. Bunu hissediyorum. Çoğu zaman bu hurafeleri duymamak için camiye gitmekte tereddüt ediyorum. Ne yapmam lazım? Camiye gitsin ve hocayla halkın huzurunda konuşamıyorsa bir kenara hocayı bir kenara çeksin. Yani hocayla birebir görüşsün. Ama bunu mutlaka söylesin. Konuşmadan olmaz. Şimdi biliyorsunuz ben cuma, cumartesi ve pazar günleri Konya'daydım. İsveç'in Selçuk Üniversitesi ile birlikte düzenlediği bir, yani İsveç'teki bir kuruluşun Selçuk Üniversitesi ile düzenlediği Din ve İnsan Hakları diye bir çalıştay vardı. Oraya konuşmacı olarak davet edilmiştim. O vesileyle Konyalılarla sohbet yapma imkanım oldu. Birisi Çınar Derneği'nde yapılan sohbetti. Çok gayretli arkadaşlarımız var orada. Allah başarılarını daim eylesin. O arkadaşlarımız bir de Konya Ticaret Odası'nda bir toplantı düzenlemişlerdi. Çınar Derneği'nin başkanı Savaş Bey, Zeki Bey. Şimdi her ikisindeki sohbette o kalite, mesela Çınar Derneği'ndeki sohbetteki kalite beni son derece etkiledi. Belki gelmiş olabilir ya da gelecektir. İnşallah internete konur. Son derece kaliteli bir topluluk vardı orada. Gayet güzel sohbet yapıldı. Sorulu cevaplı. Şimdi o ticaret odasında da oldukça büyük bir salon. O salona girmeden önce kendi kendime dedim, herhalde önden iki sıra olursa çok iyi diye düşünmüştüm. Hatta yanımda beraber olan arkadaşlara da söyledim. Yani ancak o kadar kimse gelir. Bir de gittik ki ağzına kadar dolmuş salon. Bizden önce dolmuş. Dışarıda kimseyi de göremeyince tamam dedim. Bak, düşündüğüm gibi. Tabii sonradan gene gelenler oldu. Şimdi salonun dolması önemli değil. Ama salondaki insanların kalitesi çok önemli. Yani bayağı böyle kültürlü, aklı başında insanlar. Dolayısıyla artık bu, yani Kur'an-ı Kerim merkezli iman ve İslam anlayışı Anadolu'yu sarmış. Yani artık her tarafta insanlar bu konuda şey yapıyor. Bunu önemsiyorlar. Önemseyen insanlar var diyelim. Yani tabii ki burada istatistik yapılmıyor. Yani Konya nüfusunun yanında bunlar kaç kişi ki denebilir? Burada öyle bir şey yapılmıyor. Çünkü biz bir siyasi parti değiliz. İnsanların oyunu almak ya da işte yaptığımız bir takım teşebbüslerde onları görüp de paralarını almak diye bir şeyimiz yok. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın rızası için gayret gösteren kaliteli bir topluluk oluşmuş. Şimdi bu topluluk çok da etkili olmuş belli. O toplantıya da damgasını vurmuştu. Orada da bakıyorsunuz ki konuşan insanlar ayet hadis okumuyorlar gerçi ama fakat o tarafa doğru bir yöneliş olduğu, gelenekle problemin çözülemeyeceği çok açıkça söylenmiyorsa da üstü kapalı söyleniyor. Yapılan çok ağır tenkitler karşısında kimse bir şey, yani dişe dokunur bir şey söylemiyor. Onun için şeyden çekinmeye gerek yok. Mutlaka doğruları anlatalım. Ben anlatınca ne olacak denmez. Anlatacaksınız. Hiç şeysi yok yani. Yani şimdi size zaman zaman anlatıyorum. İşte İstanbul Müftülüğü'nde fetva işleriyle meşgul oluyoruz. Bütün tarikatların, bütün cemaatlerin değer verdiği bir kişiydik onları tanıyıncaya kadar.
Ama ne zaman onları tanıyıp da yanlışlar ortaya koymaya başladıksa söyledik yani tek başımıza kaldık en başlangıçta yani. Şimdi orada deseydik ki canım ya bunlar dinlemiyor ya boş ver. Bu noktalara gelebilir miydik? Bu olmaz. Eğer inanıyorsan yürüyeceksin. Efendim başarı falan, başarı diye bir şey yok. Başarı Allah'a karşıdır, insanlara karşı değil. Efendim etrafımda şu kadar adam var işte, bir var şöyle böyle, yok değil kardeşim. Yarın Cenab-ı Hak ahirette sen başarmadın derse, isterse bütün dünya arkamızdan gitsin. Neye yarar? Bir faydası var mı? Allah-u Teala sen başardın derse, istiyorsa herkes bize sövsün. Bunda bir zararı yok. Dolayısıyla bu arkadaşımız için diyorum, beni dinlemez kelimesini asla aklınızdan geçirmeyin. Doğru bildiğiniz şeyleri sonuna kadar savunun ve ilgili kişilere mutlaka bunu duyurun. Evet. Ali Öztürk şöyle sormuş. Hocam biz dokuma kumaş etiket imalatı yapıyoruz. Yurt dışından bir müşterimiz Hazreti İsa ve Meryem süliyetini resim olarak istiyor. Yapmamız dinen caiz midir? Şimdi bu şeylerde geçen de vakıfta bir müzakere yaptık. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerin hepsini de inceledik. Orada şey yani bugünkü fotoğraflar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı gruba girmiyor. O bir gölgenin hapsedilmesi şeklinde kabul ediliyor. Ve burada bu insanlar eğer bir firma istiyorsa İsa ve Meryem silüetlerine tapmak için istemiyordur. Çünkü o şeyler yani öyle bir eşyanın üzerine yapılmış olanların tapmak için olacağını zannetmiyorum. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Yani çünkü öbürleri çok değer verilen ve özel özen gösterilen bir şey olur. Tabii bunun ayrıntısını bilmiyoruz. Yani biraz daha ayrıntıyı bilmekte fayda var. Eğer elbiselerin üzerinde falan kullanılacaksa değer vermedikleri anlaşılır. Yani kumaş üzerine dedi, değil mi? Evet. İşte satışı tamam, Deniz İsmail o yapıyor olabilir de yani bu burada bu şey yapan kişi yani ona karar vermek biraz zor. Nerede kullanacaklarını iyi bilmek lazım. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bildiğim kadarıyla peygamber dualarının hemen tamamı Rab ismiyle yapılıyor. Neden Allah lafzı ile dua yapılmıyor? Niye, nasıl şey, mesela geçen hafta okuduğumuz ayet vardı. Allah-u Teala önce Resulullah'a emrediyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki Allah'ım, mülkün sahibi sensin diye başlıyor. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَى diyor işte, mülkü tercih ettiğine verirsin, tercih ettiğinden alırsın, her şey senin elindedir. Başka Allahümme ile başlayan dua hatırlıyor musun? Yani bakmadan akla gelmesin. Bakayım edelim. Evet. Yani şu anda zaten benim hafız olmadığımı biliyorsunuz. Yani aklıma şu anda gelmedi. Başka bir o aklıma geldi yani. Evet. Peki başka bir soru sor, eğer Enes Hoca bulursa şey yaparız. Evet. Hocam, akıllı varlıklar için kullanılan men lafzı Nur Suresinin 45. ayetinde hayvanlar için de kullanılmaktadır. Bu durumu açıklar mısınız? Mesela Meryem oğlu İsa şöyle demiş, ben buldum şimdi onu şeyde, Maide Suresinin 114. ayetinde Gâle İsa ibn-i Meryem Allahümme Rabbena Allahümme, ey Allah'ım, bizim Rabbimiz diye başlıyor. Enzil aleyna maideten minessema, gökten bize bir sofra indir. Bu bir dua değil mi? Allahümme diye başlıyor. Ondan sonra
Şimdi şeyde ya bu nebilerle ilgili değildir, bakayım bir tane daha var da. Bu da ahirette alakalı. Bak şeyde Allahü Teala Resulullah emrediyor, de ki kulillahumme fatiras semavati vel ard. Ey göklerin ve de ki ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ım. Alimel gaybi ve şahade. Gaybi ve şahadeti, yani bilinmeyeni ve bilineni bilen. Ente tahkum beyne ibadik. Kulların arasında hükmeden sensin. Fî mâ kânû fîhî yahtilifûn. İhtilaflı oldukları konularda. Dolayısıyla demek ki Allahümme ile mesela işte şey çok daha açık. İsa Aleyhisselam'ın duası, yani Allahümme diye de dua yapılıyormuş. Evet. Tekrar soruyu sordum. Nur suresinin 45. ayetinde men lafzının hayvanlar için kullanılmış olması. Nur suresi 45. Evet. İyi. Evet. Tamam tamam. Şimdi şey ne güzel böyle şey sağdan soldan arayıp arayıp da böyle bu tür soruların sorulması çok güzel bir şey. Çünkü insanlar böyle tartışıyor, tartıştıkça bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi bu 45. ayette şöyle bir şey var. Vallahu halaka kulle dabbetin min ma'in. Allah tüm dabbeyi sudan yaratmıştır. Dabbe ne demek? Allah bizi neden yarattı? Sudan değil mi? Ne diyor? Min ma'in mehin demiyor mu? Yani zayıf bir sudan demiyor mu ayette? Biz de bir dabbeyiz. Dabbe ne demek? Yani hareket eden varlık demek. Yani canlı dedi. Bizim canlı dediğimiz şeyler manasına. Yani yeryüzündeki, yani yeryüzünde hareketle yürüyen varlıklar sadece yeryüzünde değil. Bakayım şunu bir okuyayım da. Feminhum men yemşi ala batnihi. Bu dabbelerden bir kısmı karnı üzerine yürür. Yani sürüngenler değil mi? Feminhum men yemşi ala ricleyni. İki ayak üzerinde yürür bir kısmı. İki ayak üzerinde yürüyenler biz değil miyiz? Başka da var tabii. Tavuklar da öyle. Ve minhum men yemşi ala arba, bir kısmı da dört. Şimdi burada bunların içerisinde bu men kelimesi orada insanlar bulunduğu için söyleniyor. Yani Arapçada kural bu. Yani şey mesela 100 tane kadın olsa, bir tane erkek olsa o fiil erkek için kullanılır. Burada da insanlar da burada bu arada bulunduğu için hersine men 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 kullanılır. Bu Arapçanın bir kuralıdır. Yani zaten mutlaka bu ayetin tefsirine baksalar bunu mutlaka söylemeleri lazım. Çünkü Arapçada bu bir kuraldır. Yani bilinmeyen bir şey değildir. Herkes bilir bunu. Evet. Önümüzdeki hafta Şeb-i Aruz törenleri başlıyor. Mevlana'nın ölümü ile ilgili yapılan organizasyonlar için ne dersiniz? Vallahi yani herkesin sevap kazanmak isteyen de, günah kazanmak isteyen de yollar açık. İsteyen istediğini yapar. Yani şimdi işte burada elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Cenab-ı Hakk'ın kitabını, yolunu insanlara anlatmak istiyoruz. Çok şükür Cenab-ı Hak yardımın desteğini bize veriyor. Öbür tarafta olacak. Herkes yapacağını yapacak. İnsanların günah işlemeye, yoldan çıkmaya her türlü hakları var. Biz de elimizden geldiği kadar bunun yanlışlığını söyleyeceğiz. Yani ben sürekli söylüyorum. Yani bu Mevlana bizim kültürümüzün adamı değildir. Bak çok açık ve net söylüyorum yani. Değildir yani. Şeyin ön sözünü okuyun göreceksiniz. Mesnevi'nin ön sözünü okuyun göreceksiniz. Televizyonda da biliyorsunuz şey yaptık, böyle yapıyorlar. Hak'tan alıp halka veriyorlar. Halk aşağıda, hak yukarıda. Kendileri kim? Kendileri kim? Şimdi bunu söyleyince diyorlar ki Mevlana öyle yapmamıştır. Tamam, yapmamışsa Cenab-ı Hak elbette biliyor. Eğer bu insanlar
Allah'a karşı hesaplarını düzgün vermişlerse biz ne dersek diyelim, Cenab-ı Hak bize bakacak, bakarak onların hesabını görecek değil, değil mi? Yanlış da yapmışlarsa biz çok iyi desek bile Allah-u Teala bize bakıp onları affedecek değil. O zaman bizim burada yapmaya çalıştıklarımız Mevlana'nın peşinden gidenleri uyarmaktır, o kadar. Ve o peşinden gidenlerin Mevlana dedikleri gerçek Mevlana ile hiç alakası olmayan şeyler de olabilir, gayet normaldir. Yani insanlar uydurmuş olabilirler. Bir gün Süleymaniye Kütüphanesi'nin eski müdürü Muammer Bey vardı. Muammer Bey bana Kültür Bakanlığı'nın çıkardığı Mesnevi'nin orijinal bir metniyle geldi. Dedi ki işte çok az çıkarıldı, istersen bir tane de sen al. Dedim ki Allah, almak istemiyorum dedim. Anlattım böyle böyle. O da dedi ki, aklımda yanlış kalmadıysa, yani onun ifadesi bu. Dedi ki Mevlana'ya ait olduğu ispat edilen 12 tane beyit var dedi. Diğerlerin Mevlana'ya ait olduğu şüpheli dedi. Tamam. Tamam. Yani zaten biz o beyitleri yazandan bahsediyoruz. Yani o beyitleri yazan Mevlana kimse? Yoksa Konya'da kabri olan Mevlana'nın bununla uzaktan yakından alakası olmayabilir. Biz çok iyi biliyoruz ki İsa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın çok değerli bir elçisidir. Ama Hristiyan dünyasına gittiğiniz zaman o tanrılaştırılıyor. İsa Aleyhisselam'ın bununla uzaktan yakınlarla alakası yok. Ama biz İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştıranlarla mücadele ediyoruz. Bu İsa Aleyhisselam'la mücadele değildir. Allahü Teala da onu tanrılaştıranlara kafir diyor, değil mi? Dolayısıyla bizim burada olayın tarihiyle, işte bu Mesnevi'de yazanların kimler olduğuyla ilgimiz yok. Ama bugün insanlar o Mesnevi'yi alıyor, diyor ki işte Mevlana bu Mesnevi'nin yazarıdır diyor. İşte biz insanların o anlayışına karşı çıkıyoruz. Efendim burada çok güzel şeyler var. Tamam, elbette. Tabii ki güzel şeyler var. Güzel şeyler olmaz mı? Ama biz olaya akide bakımından bakıyoruz. İnanç bakımından bakıyoruz. Gidin Mekke topluluğuna, ne kadar güzel şeyler yaparlar. Adamlar bir söz verdi mi kesinlikle tamamdır. Ağızlarından bir söz çıktı, senettir. Kabe'ye gelen hacılara su veriyorlar. Çeşitli imkanlar hazırlıyorlar. İkramlarda bulunuyorlar. Hayırlar yapıyorlar, hasenatlar yapıyorlar. İşte Hilfül Fudul diye bir dernek kurmuşlar. Kendi aralarında Resulullah ona katılmış. Öyle şimdi olsa gene katılırım diyor. Yani bizim bunlarla bizi alıp veremediğimiz yok. Biz sadece olayın akaid, inanç tarafıyla ilgileniyoruz. Ve şimdi Mesnevi'nin içerisinde size daha önce anlatmış olduğum bir hikaye var. İşte Bayezid-i Bistami hacca gidiyor. Yolda bir fakir rastlıyor. Hep de bu fakirler Hint fakirleridir aslında genellikle. Yani o fakir kelimesi de gerçekten ilginçtir. İşte nereye gidersin Bayezid diyor. Diyor ki işte hacca giderim. Yanında ne var? 300 dirhem var. Güzel. Tabi uzatmayalım. Diyor ki bak diyor, Allah Kabe'yi yaptırdı, bir daha oraya uğramadı. Sanki kendi mahallesinin zenginiymiş haşa. Ama benim içimden de bir gün olsun çıkmış değildir. Getir o 300 dirhemi bana ver. Benim etrafımda 7 kere dön. Bil ki Kabe'yi tavaf etmişsin. Bil ki Safa'yla, işte Safa Mervarası'na sahi etmiş, saflaşmışsın. Bil ki şu oldu, bu oldu. Diyor ki tamam diyor, şey Bayezid orada gerçeği anladı. Hangi gerçekse tabii. Ondan sonra ona 300 dirhemi verdi. Etrafında 7 kere döndü. İşte haccı da tamam, umresi de tamam. Ondan sonra yetişmiş. Peki bu adam niye böyle diyor? Çünkü bu adam diyor ki benim işimde Tanrı var diyor. Benim etrafımı dön demesi o. Hulul akidesi var orada. Onun için şeyde de bakın, işte bu şeyin ön sözünü okursanız bu görüşle Mesnevi'nin, orada da aynı
inancın bir başka yansımasını göreceksiniz. Ha buna bunu büyütenler şey yapanlar tabii ki olacak. Dünya bu. Ahirette hesabı Allah soracak. Bizim yapacağımız sadece uyarmadan ibarettir. Evet. Bütün ruhlardan önce... Ha şunu da söyleyeyim, niye onlara o kadar para harcıyorlar da bize Süleymaniye Vakfı'na tek kuruş vermiyorlar diye de söz söyleme hakkımız yok. O buraya yani herkes kendi yaptığının sevabını da günahını da alır. Yani burada bir kıskançlık falan da olmaz. Evet. Bütün ruhlardan önce Hazreti Muhammed'in ruhunun yaratıldığı söyleniyor ve bir hadise dayanarak Peygamberimizin şöyle dediği rivayet ediliyor. Hazreti Adem daha balçıkla çamur arasında iken ben peygamberdim. Kime peygamberlik yapıyormuş? Yani o çamurlara mı? Yani uyduranlar beceremiyorlar uydurmasını, biliyor musunuz? Gerçekten zor bir meslek yani. Allah onlara bu fırsatı vermiyor. Kime peygamberlik yapıyormuş? Peki Cenab-ı Hakk'ın bundan hiç haberi yok. Şimdi haberi olsaydı Allahü Teala şöyle demez miydi? Der miydi yani? Ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qablihi rusul. Bakayım hele. Bunu şey bulayım da. Ali İmran'da. Ali İmran kaçıncı ayetti? Hı? Yüz kırk dört. Peki. Ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qablihi rusul. Yani Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce çok sayıda elçiler gelmiştir. Herhalde Allahü Teala'nın bundan haberi olsaydı böyle bir ayet indirmezdi, değil mi? Ya bu ne biçim bir iştir Allah'ını seversin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyyin'dir. Yok efendim işte bu şeyde Hristiyanlar da kendileri için diyorlar aynı şeyi. Burada şey var, benim babam senin babanı döver yarışması var. Hazreti Adem Allah'tan af dilerken cennetin kapısında Hazreti Muhammed'in ismini gördüğünü söylüyor ve Muhammed hürmetine beni bağışla dediğinde bağışlandığı söyleniyor. E tabi adam şimdi kendisini Tanrı yapmak için önce Resulullah'a yapması lazım. Yani şimdi diyecek ki şeyden ben mesela rabıta vardır biliyorsunuz. Şeyhinde adam erir gider, şeyhten istekte bulunur. Şeyh Allah'la kendi arasına koyar. E şeyh Allah'la kendi arasına girmesi için Resulullah'ın bir üstünde olması lazım. Dolayısıyla mecburen yani böyle bir şeyler uyduruluyor. Resulullah tanrılaştırılıyor. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın tanrılaştırıldığı gibi. Ondan sonra aslında bu hadisleri uyduranların Resulullah hiç umurlarında değildir. Ama onu tanrılaştırmazlarsa kendilerine kimse Tanrı demez. Mesela şimdi şu anda çok meşhur olanlardan bir tanesi kitabında şunu yazıyor. Diyor ki, anlatıyor, işte Allah'ın Resulü masumdur, ismet sıfatı vardır. Bu da bir uydurmadır tabii. Kendilerine masum dedirtmenin yoludur. İsmet sıfatı vardır. Allah onu her türlü günahlardan korumuştur. İşte onun için günah işlemez. Fakat Allah korumadığı halde Evliyaullah da günah işlemez. Bu da kendileri oluyor. Korumadığı halde, o korunduğu halde işliyor, korunmadığı halde işliyor. Şimdi bunun umurunda mı Resulullah? Umurunda mı? Ama kendisini yüceltmek için onu basamak olarak kullanıyor. Merdiven olarak kullanıyor. Evet. Tamam mı? Peki, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi hasenat eylesin.